Herkese merhaba, ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum ve size buradan günlük yaşam videoları paylaşmaya çalışıyorum. Daha önceden birçok videomda gördüğünüz gibi Amazon Flex yapıyorum ve bu sayede Long Island'ın hemen hemen her yerine gidiyorum. Bugün de Lake Grove tarafına geldim ve buradan başlıyorum videoyu çekmeye. Lake Grove Amerika'nın Long Island kuzeydoğu tarafına düşen bir yer ve burada geniş bir yer burası. Evler falan büyük oluyor. Yaklaşık 4 yere gideceğim ve buraları size göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir yere geldim. Burası Port Jefferson. Yine okyanusa yakın bir kasaba, ilçe. Buradaki evler yine ormanlık arazi içerisinde geniş büyük bahçelere sahip evler oluyor. Büyük ağaçların olduğu sessiz, sakin, güzel bir muhit. Ben de bu eve getirdim ürünleri. Şuraya bıraktım. Günümüze devam ediyoruz. Washington'da araba sürüyorum. Port Jefferson'da arkadaşlar. Sorry. Siz de sağa sola görün diye kamerayı açıp bıraktım. Turn left onto Pleasant Drive. Yani Türkiye şartlarına göre şimdi emekli olunca Türkiye'de ne dersin? Ulan şöyle gideyim bir bağ bahçe falan ormanlık yerde yaşayayım dersin. Burada insanlar normal hayatlarında böyle yerlerde yaşıyorlar. Ve burası şehirden uzak olduğu için ev fiyatları da uygun oluyor. Yani deniz kenarında olmadığı sürece 751 milyon dolar civarına ev alabiliyorsunuz. Port Jefferson'dayım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Port Jefferson.
Evet arkadaşlar, ev tam böyle mahallenin en sonunda, çıkmaz sokak bir yer. Sondaki ev. Ve gerçekten çok güzel bir ev. Mahalleyi de göstereyim size, evi de göstereceğim şimdi. Böyle bir mahalle. Benim arabanın klimanın sesi daha çok duyuluyor. Şöyle bir mahalle arkadaşlar. Burada orman var. You're welcome. Evde böyle bir ev. Kadın. You're welcome. Have a good day. Kadın görmesin video çektiğimi. Evde bu lüks bir siteye girdim arkadaşlar. İkinci kata bıraktım paketleri, geri dönüyorum. Sitenin girişi bu şekilde. Kapıda kameralı güvenlik var, kameralı giriş var. Ortam bu şekilde burada. Burası iki katlı site. Ormanlık alanın hemen yanı Port Jefferson dediğim gibi. Bu apartmana getirdim arkadaşlar ben ürünü. Böyle bir yer. Apartman diye geçiyor. Bu tarafta Long Island'da genelde apartmanlar böyle iki katlı ama enlemesine yapıyorlar arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bakın bunlar da boş hala daha. Kiralıyorlar demek ki. Şimdi arkadaşlar durağa geldim yine. Burası da bir site gibi bir yer. Tamamen ormanlık alanın içerisinde. Sağda solda evler var. Ağaçların altında araba kullanıyoruz. O yüzden size göstermek istedim. Daha önce gelmiştim buraya ben bir iki kere. Bakın tabelada ne diyor? Geyik çıkabilir diyor. Görebiliyor musunuz? Tamamen ormanlık. Burası Port Jefferson, Long Island'ın kuzey doğusunda bir yer arkadaşlar. Yazarsanız Google'a görürsünüz. Demin tam okyanus kenarından geçtim. Kafelerin, işte restoranların olduğu yer. Bakın bir Porsche geliyor. Country Club varmış sağ tarafta. Kapıda güvenlik görevlisi yoktu ama bir site burası. Evlerin olduğu, evlerin bahçelerinin yine geniş olduğu, kalburüstü insanların yaşadığı bir yer. Bahçeleri temizliyorlar, çimleri kesip. Geçemiyoruz yani. Şöyle bak edelim biz de. Yani kapısı buradaymış. Şuraya bakabiliriz. Paketleri teslim ettik. Bakın tam
Benim paket teslim ettiğin yer karşısında şöyle bir ev var. Hem paketleri bu tam ormanın yanında olan şu eve getirdim. Ev de güzel. Tam ormanın içinde, her tarafı ağaçlarla örülü bir ev. Millet nerelerde yaşıyor ya. Şu an bir moldayım arkadaşlar, yani alışveriş merkezi. Tipik bir Amerikan alışveriş merkezi nasıl olur diye size göstermek istedim arkadaşlar. Bakın böyle büyük bir alan. Alışveriş merkezleri de bu şekilde, iki katlı şekilde yapılıyor ve sağlı sollu markalar dükkanlarını açıyorlar. Bakın en başta bir banka var şurada. Capital One Bank. Onun yanında kozmetikçi var. Onun yanındaki yer kapatmış. Ne vardı orada bilmiyorum. Şurada bir ev ürünleri satan yer var. Şurada bir sağlık yeri var. Acil servis gibi bir şey. Old Navy var. Yol geçiyor aradan. Yoldan sonra da yine işte Whole Foods falan filan birkaç store var orada. Pet store var. Bakın burada da lokanta var. Shake diye bir şey var. Bu bayağı ünlü arkadaşlar. Burası böyle salata falan satıyor. Şeyler için. Diyet yapanlar için. Ünlü bir marka. Manhattan'da falan içi hep full oluyor. Yanında telefon store var. AT&T, Chipotle var. Size tipik bir Amerikan alışveriş merkezini göstermek istedim. Ve çok büyük bir park alanı var. Yani inanılmaz. Belki de bir 5000 araçlık falan bir yer var burada. O kadar büyük. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Yağmur başladı. Size bir de yağmurda ağaçların arasında araba kullanmayı göstermek istedim. Burasının bu kadar yeşil ve ağaçların büyük olması nedenlerinden biri de bu arkadaşlar. Her mevsim yağmur alıyor burası. Yani yazın ortasına da yağmur yağıyor. Kışın zaten yağıyor. Dördü. Sabah güneşliydi. Birden acayip bir yağmur bastırdı. Dolu falan doluya döndü bir ara. Şimdi ufaktan yağıyor yine. Size de göstermek istedim. Arkadaşlar, arabaların temel sorunlarından biri de çoğu araba benzinli olduğu için adam bende jip var bir şey olmaz diyor, su birikintisine mi giriyor, araba motor kilitliyor, su kaçıyor motora, turbo motorlar hemen stop ediyor tabi, ondan sonra arabayı çok ucuza satıyorlar. Birisi çok ucuza alıp yaptırıp normal
piyasa değerine satıyor arkadaşlar. Bu işi yapan adamlar da var. Şöyle bir kural var arkadaşlar. Yağmur yağıyorsa, yani silecekleriniz çalışıyorsa farlarınızı açmanız gerekiyor. New York'ta böyle bir kural var. Yoksa polis de ceza kesebiliyor. Sileceklerin çalışıyor, farları niye açmıyorsun diye. Gündüz bile olsa açmanız gerekiyor. Yani.
kale gibi ev, kale. Arkadaşlar, bu videoyu da bitireceğim. Zaten yağmur yağıyor, dış çekim yapamıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen yine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Soru da sorabilirsiniz arkadaşlar. Size yağmurda da buraları göstermek istedim. Sadece yağmurlu yolda kullandığım bir video olarak da paylaşacağım bunu ayrıyetten. Yaklaşık 15 dakikalık bir video yapacağım. Onu da paylaşacağım. Ama bu videoda güzel oldu ya. Güneşli bir havada büyük evleri çektik. En son demin bir eve gittim. O da çok güzel ev biliyorsunuz. Çekemedim mesela, kamera falan vardı ama ev hakikaten kale gibi bir evdi, tam ağaçların arasında inanılmaz bir evdi. Yani orada birisine cinayet işlesen, gömsen kimse anlamaz ya. Vallahi billahi anlamaz yani. Kim bulacak, kimse giremez evine. Tek başına yaşıyor adam. Sağında solunda yakınında ev yok. Kimse görmez. Çok güzel ev. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada bitiriyorum. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Herkese sevgiler, saygılar. Her zaman söylediğim gibi, evet.